MHP Kayseri İl Başkanlığı Adım Adım Anadolu programı düzenledi. Programa katılan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, tarım ve hayvancılıkta yaşanan girdi maliyetlerindeki yükselişe çözüm istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetimi, Sayın Milletvekilleri, kıymetli hazırım, basınımızın güzide temsilcileri, hem de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Öncelikle Kayseri Milletvekili Vekilimiz Sayın Mustafa Baki Ersoy'a Kayseri Ticaret Borsası ve Şehrimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü milletvekili olduğu ilk günden bugüne kadar şehrimizin tarım ve hayvancılık konusundaki sıkıntıları bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirerek özellikle şehrimiz adına gayretlerine bizzat şahidiz ve bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Ben özellikle tarım ve hayvancılık üretimi yapan kardeşlerim adına 2020 yılının Mart ayındaki tarım ve hayvancılık üretim maliyetleri 2021 yılının Kasım ayında hemen hemen %150 bir artışla karşı karşıya gelmiş durumda. Ama malum üreticilerimiz geçen yılla üretmiş olduğu üretim maliyetlerinin bu yıl satış yaptığı rakamlarla kıyasladığı zaman tarım ve hayvancılıktaki girdi maliyetlerinde olağanüstü sıkıntı olduğunu görüyoruz. Biz aslında tarım ve hayvancılık üreticileri olarak girdi maliyetlerindeki yükselişin satış yapılarak vatandaşa yansımasını değil, özellikle devletimizden, Tarım Bakanlığımızdan girdi maliyetlerindeki artışa hızlı bir şekilde çözüm getirilmesi noktasında desteklerinin ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz tarım ve hayvancılık camiası olarak hem şehrimiz hem de ülkemiz adına 3 yıldır pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak yoğun gayretli bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Ama bizim üretecek dermanımız kalmadı. Özellikle hayvancılık sektörümüzde, kırmızı et sektöründe 3 yıldır olağanüstü bir küçülme söz konusu oldu. Bizim hızlı bir şekilde Tarım Bakanlığımızın hayvancılık ve tarımsal girdilerde maliyet indirime gidilmesi noktasında bizlere destek vermesi gerektiği kanaatindeyim. Ben burada sözlerime son verirken söz hakkı verdiği için teşekkür ediyorum.